Merhabalar, dersimiz genel cerrahi, konumuz tiroid hastalıkları. Nedir tiroid bezi? Nefes borusunun önünde yer alan kelebek şeklinde yaklaşık 20-30 gram ağırlığında küçük bir organdır. Ama vücudun birim ağırlık başına en çok kanlanan organlarından bir tanesidir. Çünkü önemli fonksiyonlar görür. Isı dengesi, beyin gelişimi ve tüm metabolizma ile ilgili işlemler T3 ve T4 hormonları tarafından yapılmaktadır. O nedenle önemli bir organdır. Tiroid bezinin başlıca hastalıkları nelerdir? Guatr dediğimiz kanser dışı nedenle meydana gelen tiroid büyümeleri, tiroid nodülleri ve tiroidin otoimmün hastalığı dediğimiz tiroidin vücuda yabancılaşması dediğimiz durumlar söz konusudur. Tiroid bezi büyüdüğünde ne gibi problemler karşılaşırız? Yutma güçlüğü, boyunda dolgunluk, nefes darlığı gibi şikayetler gelişir. Tiroid bezinin fonksiyon bozuklukları vardır. Hipertiroid dediğimiz zehirli guatr olarak adlandırılan hipertiroidi, yani daha fazla, normalden daha fazla çalıştığı durumlar ve hipotiroid dediğimiz daha az çalıştığı durumlar vardır. Bunların hepsinin farklı farklı semptom ve bulguları vardır. Tiroid hastalıklarındaki tedaviler ise başlıca ilaç tedavileri, atom tedavisi ve cerrahi tedavidir. Biz işin biraz daha cerrahi tedavi kısmından bahsedeceğiz. Özellikle büyük tiroid nodülleri olduğunda cerrahi tedavi gerekmekte ya da büyük dev guatr dediğimiz durumlar ortaya çıktığında cerrahi tedavi gerekir. Tiroid hastalıklarında ameliyat kararını nasıl veriyoruz? Öncelikle ultrason ile tiroid bezi değerlendirilir. Sonrasında ultrasondaki görüntüye, formasyona bakarak eğer gerekli bir durum varsa ince iğne biyopsisi dediğimiz ultrason eşliğinde bir biyopsi yaparak patolojik sonucu gördükten sonra tedavi planlanır. Genellikle total tiroidektomi dediğimiz, yani tiroid bezinin tamamının alınması şeklinde bir prosedür uygulanır. Ameliyatlar yaklaşık 1 saat sürer. Tiroid bezi ameliyatından sonra hastalarımızı ortalama bir gece hastanede yatırırız. Ertesi gün eve gönderir. Daha sonra da aldığımız tiroid bezinin fonksiyonlarını görmesi için T3 ve T4 hormonlarını hastalarımıza ilaç olarak dışarıdan verir ve bu düzeyleri belli aralıklarla takip ederiz. Tiroid bezi ameliyatındaki bir özellikten sizlere bahsetmek istiyorum. Tiroid bezi ameliyatlarında en çok korkulan nokta ses tellerine giden rekürren sinir dediğimiz sinirin zarar görmesi sonrasında meydana gelecek olan ses kısıklığıdır. Biz de bu problemi yaşanmaması için, bu problemin riskini sıfırlayamasak da minimize edebilmek için tiroid ameliyatlarında sinir monitorizasyonu sistemini kullanıyoruz. Nedir sinir monitorizasyonu? Tiroid bezi nefes borusunun önünde yer alan kelebek gibi bir organdır diye bahsetmiştim sizlere. Nefes borusunun hemen yanındaki oluktan ilerleyen, tiroid bezinin hemen altından geçen ve yukarıda ses tellerini giden, ses tellerini hareket ettiren, bizim ses çıkarmamızı, konuşmamızı sağlayan sinir tiroid bezinin altından geçmektedir her iki tarafta. Ameliyat sırasında dokular, organlar, yapılar bizim burada çizdiğimiz gibi farklı farklı renklerde ve birbirinden ayrışık şekilde değildir. Bitişiktir ve çok benzer yapılardır. O nedenle çok dikkatli davranmak gerekir. Özellikle kanlı bir bölgede sinir ve damar yapıları birbirine benzer, karışabilir. İşte bu durumda ses tellerine giden sinir zarar görmesin diye sinir monitorizasyonu dediğimiz, yani elimize ince bir kalem ucu gibi bir prop ile, elektrot ile dokunarak daha sonra bunun devamındaki bir monitörden buradaki yapının sinir mi yoksa başka bir yapı mı olduğunu anlamak için bazı sinyaller alıyoruz. Ve bu şekilde sinire hasar oluşturma olasılığını azaltıyoruz. Artık günümüzde tiroid ameliyatlarında sinir monitorizasyonu sistemi rutin olarak kullanılması gereken standartize olmuş bir yöntemdir. Tiroid ile ilgili en çok sorulan sorulardan bir tanesi de tiroid nodülüm var, ameliyat olayım mı? Biz her tiroid nodülüne ameliyat önermiyoruz. Toplumda da varlığından, tiroid nodülünün varlığından haber olmayan pek çok birey ultrason yaptırdığında tesadüfen 3-5 milimlik, 10 milimlik küçük tiroid nodülleri ortaya çıkabilir. Ailede tiroid hastalığı öyküsü varsa bu nodüllerindeki ultrason görünümlerinde bizi şüphelendirecek rahatsız edici bulgular varsa biyopsi yapılarak ameliyat planlanabilir. Ama onun dışında sadece bir tiroid nodülünün, zararsız bir tiroid nodülünün varlığı ameliyat için yeterli değildir. Tiroid nodülü belli bir büyüklüğe ulaşmışsa, 2,5-3 cm üzerine çıkmışsa ve
boyunda bası belirtiler ortaya çıkarmışsa sadece nodül varlığından dolayı ameliyat planlanabilir. Ama küçük nodüller için aynı şey geçerli değildir. Tiroid bezi kanserlerinden bahsetmek istiyorum. Tiroid bezi kanserleri genellikle çok iyi gidişlidir. Tanısını nasıl koyuyoruz? Ultrason ile tiroid bezini inceleyerek gerekli durumlarda da ince iğne biyopsisi yardımıyla patoloji sonucunu değerlendirerek tiroid kanserleri tanısı konabilir. Ameliyatta da genellikle bilateral total tiroidektomi dediğimiz tiroid bezinin tamamının alındığı cerrahi işlem yapılır. Bazı durumlarda da boyundaki lenf bezlerinin temizlendiği lenf bezi diseksiyonu uygulanır. Genellikle ameliyattan sonra, tiroid kanseri ameliyatlarından sonra bireyler normal hayat standartlarını ve normal hayat sürelerini yaşarlar. O nedenle bizim için problemli kanser ameliyatlarından değildir. Teşekkür ederim.